Murat abi, biraz önceki konumuzda NBA'in hayalindeki seri bence Kings Warriors serisi dediniz. Biz de oradan devam edelim. Niye böyle düşünüyorsunuz? Biraz anlatın bize. Abi yani şimdi Sacramento Kings ve Mike Brown'un yerine koyuyorsun kendini. Zirveye oynuyorlar. Sezonun ikinci yarısı. Ya Kings nasıl olsa düşer diyorlar. Üçüncülüğü garantiliyorlar. Ya tabii şimdi playoff'ta görürüz. Abi muazzam bir inat iki tarafta da, ama şimdi Golden State Warriors'dan bunları bekliyorsun. Kaç final, kaç tabii şampiyonluk. Çekirdek kadro hep bir arada. Yani Kings'den beklemiyordun açıkçası. Ve De'Aaron Fox bu seride şu mesajı veriyor. Baton mu derler? Alıyorum. Bayrak. Alıyorum Steph. Yani hazır ol. Geliyorum diyor. Yani şimdi Hidayet'e de Memo'ya da özel lakaplar takılmışlardı. Mr. Fourth Quarter Money Man. Abi De'Aaron Fox her maçta ya. Yani dördüncü çeyrek, bu maçta da 12 sayı. 21 sayı ilk evet. Yarı, son çeyrek 12 sayı. Hiçbir şekilde durdurulamaz bir şeyi var. Durdurulamaz bir mizeyi. Son pozisyon ikili sıkıştırmayı getirmeseler, o şutu kullansa belki... Evet. Tamam, Harrison Barnes doğru pası verdi. Yani bomboştu Harrison Barnes ama maçta da hiç sokamıyordu. 6'da 1 ile mi ne bitirmişti. Kings'i de, Mike Brown'u da, De'Aaron Fox'ı da, yani bu maçta tabii şeyin hoş geldini, Keegan Murray'nin çok önemli, 7'de 5 üçlük. İnanılmaz oynadı. Şimdi ilk iki maç çaylak gibi oynadı. Kolay değil, yani kolay değil. Karşısında yani herhangi bir takım da yok. Evet, kötü bir sezon geçirmiş olabilirler. Yani hiç istikrar yakalamadılar, deplasmanda kötü oynuyorlar falan filan, ama sonuçta onlar Golden State Warriors ve liderleri de Stephen Curry. Evet. Ondan bir çaylak için onu anlıyorum. Ama üçüncü maç, dünkü maç müthiş oynadı. Şimdi o da böyle devam ederse Golden State Warriors'ın işi daha da zorlaşacak. Ve çok enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Sacramento bench'i şu anda özellikle Draymond bench'ten gelmeye devam ederse Golden State bench'inden ben daha iyiyim diye. Daha derinim diyor. Daha derin ve daha üretken. O açıdan Draymond Green'in yedek başlaması devam edilir mi? Bu biraz Draymond'a bağlı. Kendisi gitti. Steve Kerr'e söyledi. Yani ben çalışan bir şeyi bozmayalım. Tabii ki Jordan Poole onun yerine ilk 5'te olduğu zaman Steve bir takım sıkıntılar çözülüyor. Steve Kerr spacing'den dolayı çok ihtiyacımız vardı. Hücumda özellikle. Jordan olduğu zaman 4 kişi üçlük. Sence devam ederler mi bench'ten getirmeyi? Bench'ten mi gelir sorusu başka bir soru, ama 4 kısanın sahada dakika olarak uzun kaldığı şeyler göreceğiz gibi geliyor. Çünkü hem Looney hem Draymond olduğu zaman olmuyor. Burada tabii Sabonis'in de bu şeydeki Kings'in çıkışındaki payı var, ama yani bana sorarsan o da bir basamak daha yukarıda oynaması lazım. Kesin. Çünkü normal sezona göre çok aşağıda oynuyor. Çok aşağıda oynuyor ve De'Aaron Fox'ı da çok rahatlatır. Daha üretken bir Sabonis, daha tehdit oluşturan bir Sabonis. Alex Len'in kullanışı çok enteresan. Sezona baktığın zaman. Tabii. Yani Mike Brown takımına hakim. Golden State 5. maçı kazanan çok büyük bir avantaj sağlayacaktır, ama 5. maçı Golden State Warriors kazanır diyemiyorum ben. Yok, hiçbir maçı iki takım da kazanır demek çok güç. Yani müthiş bir seri ve hakikaten yani De'Aaron Fox geçmiş Kentucky yıldızlarına göre, çünkü işte DeMarcus Cousins olsun, yani hepsinin böyle bir potansiyeli var, ama hepsinin bir de sıkıntısı var. Devin Booker'ı da ayrı koyuyorum. Bir süper yıldız geliyor. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani izlemediyse izleyicilerimiz çok, hem özetleri hem de bundan sonraki maçları çok şiddetle tavsiye ediyorum. Durdurulamaz bir orta mesafeli veya çembere giderken attığı bir floater şutu var. Neredeyse otomatik, yani kaçırmıyor.
üçlüğünü biraz geliştirdiği zaten inanılmaz hızlı. Zaten geliştirdi. Biraz daha geliştirdiği zaman zaten bambaşka olacak. Çok enteresan. Şimdi iki türlü okunabilir bu maç Murat abi. Baktığınızda Sacramento bu maçta %52'lik, %43'lük, %83 gol çizgisinden isabet buldu. Bunu maçın başında söyleseniz kazandılar inanılmaz dersiniz. Rakip takım Golden State %55'lik, %41'lik ve %91.7 foul isabeti buldu. Ve maçı bir sayıyla kazandı ki sonunda Steph Curry'nin akın almaz hatası da var. Mola yokken mola istemesi. Chris Webber'ı anımsattı. İşte ondan önce bir challenge durumu var. Challenge başarısız olunca esas mola gidiyor. Esas hata orada başlıyor. Tabii challenge'ı yapma. Looney'nin challenge'ı gereksiz bir challenge. Oradan başlayan bir hata. Ama yine ne olursa olsun Steph gibi tecrübeli bir ismin bunu yapmıyor olması lazım. Harrison Barnes'ın boş şutu da kaçırmasıyla biten bir maç. Ama baktığınızda maçı izlediğimde ben Murat abi şuna dikkat ettim. Klay inanılmaz şutlar soktu. El üstünden, terse koşarken. Yani Klay'ın şu, bir rezital sundu Klay aslında baktığınızda. Rakamları yani o çok 26 sayı olduğu için işte 30'larda 40'larda olmadığı için belki 9'da 4 üçlük. 9'da 4 üçlük, 6'da 5 ikilikle oynadı ama yani şu zorluk seviyesi çok zor olan şutlar soktu. Steph zaten Steph. Ama şöyle de bir istatistik var. Steph ve Klay'ın toplandığı attığı şut sayısı toplamda kaç 14 Klay atmış, 22 tane de Steph atmış. Yani 36 şut kullanmış. Tek başına De'Aaron Fox 31 şut kullanmış dün. Yani baktığınızda De'Aaron Fox'ın üzerindeki yükü de anlatmak için söylüyorum bunu. Yalnız hiç bir olumsuz etki falan gözükmüyor yani. Yok, hem de gençliğin verdiği şey de var yani karşı takıma karşı. 9 rebound, 5 asist. Yani şunu söyleyebilirsiniz ya Klay Klay, Warriors her maç bu kadar şut sokar mı diyeceksiniz. Aynı şey karşı taraf için de geçerli. Ama iki takımın da savunması iyi değil. Bu gelecek turlar açısından hangisi geçerse geçsin savunma açısından iyi olmadıklarını ama inanılmaz şut sokan iki takım. Warriors tecrübesiyle kazandı son maçı. Yani doğru, kaybetmemesi şanslı bence. Doğru yani tecrübe çok hata yaptı. Yani 3 pozisyon arka arkaya Kings'in öne geçme şansı oldu. Yaklaşık 2 dakika kala falan da yanılmıyorsam. Üçünde de top kaybıyla. Şut atamadılar yani. Top kaybıyla bitti üçü de. O yüzden tecrübe faktörü ortaya çıktı orada. Ve öyle kazandı. Önümüzdeki maç belirleyici bir maç olacak. Yani seri 7 maça mı gidecek anlamında belirleyici olacak bence. Yoksa 6'da Warriors kazanacak mı anlamında belirleyici olacak. Yani sen Kings Warriors'ı deplasmanda yenemez diyorsun. 5. maç ne olursa olsun. Olsun yenemez diyorum. Warriors o maçı kaybetmez diyorum. Warriors yeni sahasında bugüne kadar bir tane playoff maçı kaybetti. O da finalde Celtics'e geçen sene. Bu takım evinde kaybederek eleneceğini ben düşünmüyorum. Belki 7. maç deplasmanda kaybeder, elenir. O başka bir konu ama bu maç bence serinin kaç maç gideceğini belirleyici olacak. Yani Looney çok enteresan işler yapıyor. Bir maç 20 rebound, bu maç 14 rebound. Çok önemli katkı veriyor. Ya Looney'nin performansı acaba sezon sonunda Green'le ilgili kararı ne kadar etkileyecek onu ben merak ediyorum. Yan yana olmuyorlar. Olmuyor. Yani yan yana olmuyorlarken ama bu eşleşmede olmadığı kesin. Bir sonraki eşleşme eğer Lakers olursa yan yana çok olurlar. Çünkü orada tam adamına göre eşleşmeler var ama bu seride imkansız. Burada bir de şöyle bir soru işareti var. Dün Steph 43 dakika oynadı. Tabii Klay 39 dakika, Wiggins 38 dakika, Looney 32, Draymond 31. Yani hepsi 30 dakikanın üzerinde oynadı bu isimlerin. 20 dakikanın üzerinde oynayan 6 oyuncu var sadece. DiVincenzo da 16 dakika. Yani 7 oyuncuya düşürdü rotasyonunu Steve Kerr ki bu çok daha çok erken bunları yapmak için playofflarda. Karşı takımda 9 oyunculu bir rotasyon kullandı Sacramento. Kaminga ve Moody hiç yoktu. Yok. Dün. Ki Moody fena oynamadı. Girdi bir üçlük attı falan bir de. Bu maçta da bir hücum katkısı verdi ama 5 dakika oyunda kaldı. Gary Payton'ı hiç kullanmadı. Ben ona da şaşırdım. Yani hücum 7 dakika sadece. Bir hastalığı vardı.
belki ondan dolayı ama... Tabii 7 dakika denedi, baktı ki istediği enerjiyi alamadı, onu da çekti hemen. O yüzden yani Golden State bu seriyi adeta bir batı finali gibi görüyor, oynadığını görüyoruz. Yani Steph'in bu kadar sahada kalması, bu kadar şey yapması bunu çok da, çok... Bunu da Sacramento Kings sağlıyor yani. Kesinlikle. Çarşamba günü maç. Müthiş vallahi maç. Yani ha? Saat kurup kaçmaz yani. Saat kurup uyanın yani, öyle bir maç. Bir maç seyredecekseniz ilk turda bunu seyredin. Bence de. Biz bunu söyleriz, şimdi blowout olur o maç. Sizi dinledik, kalktık sabah köründe. Bu ne rezalet kardeşim derler sonra. Tabii kısaca Celtics, Atlanta'yı da konuşmak istiyorum sizinle. Celtics dün akşam 129-121 kazandı ve seriyi 3-1'e getirdi. Bunu bir hafif konuşmak istememin sebebi sakatlıklardan dolayı Celtics'in önü açıldı gibi gözüküyor. Tatum'la Brown da normal sezondan hiçbir şey kaybetmemiş gibi aynı şekilde devam ediyorlar. Nasıl görüyorsunuz Celtics'in? Yani burada da bence bir kere bir siklet farkı var. Yani Trae Young en iyi maçını oynadı playofflarda. Belki 2 senedir en iyi maç. Yine şey Celtics kazanıyor. DeAndre Hunter bence uzun zamandır en iyi maçlarından birini oynadı. Yani Celtics o kadar uzun playoff run yani evet, şey için bir takım ki. Yani şimdi bence burada şu haksızlık olur. Eğer Milwaukee'yi önce Philadelphia'yı Embiid %100 değilken Milwaukee'yi de geçtikleri takdirde Yanis %100 değilken elerlerse hep kafalarda ama denecek. Bence o da Celtics için denmemeli. Denmemeli canım. Yani denmemeli çünkü hakikaten bu takım çok güzel bir takım. Tabii. Yani komple bir takım. Al Horford 0 sayı atıyor. Sadece 2 tane top kullanıyor. 11 rebound, 5 asist. 34 dakika sahada. 2 top çalma. Bir de 34 dakika sahada. 34 yani demek dakika ki hoca sahada. Ama, evet. Yani dün mesela Tatum 31 attı ama yani Tatum'un 13 üçlük denemesi onun Celtics'i olumsuz etkilemeye başladığının sınırı. Tabii, sınırı. Ya onu çıkardığın takdirde 27'de 12 Derek White. Yani her şeyi yapabilen bir takım ve bence daha rakipten dolayı tam vites arttırmadı. Yani daha tabii 2'de gidiyor belki 3 hadi 5 vitesse. O açıdan yani önü açıldı mı? Evet, açılıyor ama önünün açılmasına ne kadar ihtiyacı var bu takımın? O da başka bir konu. Yani tabii geçen sene finalde elenirken Celtics'in en büyük eksiklerinden bir tanesinin Brogdon rolündeki oyuncu olduğunu konuşmuştuk sizinle. Yani guard yedekten girecek, oyun tempoyu kontrol edebilecek, iyi şut atabilecek bir guard eksikliği. O yüzden Peyton Pritchard falan çok süre alıp hatta acaba deli mayın gibi atıyordu sahaya. Bir 5 dakika bakalım eli düzgünse bugün bana katkı verir diye. Şimdi şu anda yok hiç. Rotasyonun parçası değil. Grant Williams keza dün 1 dakika sadece süre aldı. Biraz şaşırtıyor beni ya. Grant Williams değil mi? Ama yani şunu görüyoruz. Celtics o kadar derin ki yani oynamayan oyuncuları geçen sene finalde ciddi rotasyon parçası olarak kullanılan oyuncular ve hala kullanılabilecek oyuncular. Bunlar boş oyuncular değil. Yani bir sonraki seride matchup'a göre Grant Williams'ı çok süre alırken görürsek şaşırmayalım. Yani Brogdon çok fark etti. Çok. Çok çok fark yani etti. Yani bambaşka yani geçen seneki Celtics'e özellikle playofflar yaklaşırken savunmada müthiş bir bu takımda bir de Gallinari var aslında da yok. Yani tebrik yine bir GM başarısı yani. Koç olarak çok beğenirdim ama genel menajer olarak daha iyi çıktı. Bence de. Brad Stevens kesinlikle öyle. Bakalım yani yol açılıyor gibi gözüküyor. Bazen bazı şampiyonluk hikayelerinde hep bunlar vardır. Warriors'ın şampiyonluğunda vardı. Yanılmıyorsam LeBron'un yani şampiyonluklarından birinde var. Raptors'ın şampiyonluğunda keza var. Bunlar olur. Şans da yardım eder. Yani rakiplerdeki sakatlıklardan. Celtics'e de sanki öyle bir durum söz konusu olabilirmiş gibi başka gözüküyor. Sakatlık olmasın. Olmasın. Yani hatta tam tersi tam hepsi takım, dönsün güzel güzel izleyelim. Tam takım hepsini izleyelim. Yani evet. Clippers'ın zor gözüküyor Bütün bu seneyi
76ers Celtics, sonra da Celtics Bucks veya 76ers Bucks eşleşmelerini izlemek için bekledik. İnşallah bu eşleşmeler olur. Yani tam sağlıklı takım, bir şekilde herkes olur. Herkes sağlıklı, inşallah olur. Bogdan'a yazık oluyor Murat abi. Bir de böyle söyleyeyim, bitireyim. 19 dakika 8 sayı. Başka bir takımda olsa, başka bir rolde olsa bence daha iyi olur. Ama her takım ister onu. Yani hem karakter olarak hem rolünü hemen benimsiyor ne olursa olsun. Yani ikinci bir playmaker olarak kendini ispat etti NBA tabii seviyesinde. Yani Celtics'i pek sevmem ama keşke Celtics alsa. Celtics'ten mi Lakers'dan mı dönmüştü? Bir yerden Lakers'dan, dönmüştü. Lakers'dan. Bir ara Boyan da Bogdan da Lakers'ın listesindeydi. Çok iyi bir kontrat imzaladı ama kariyer açısından ne kadar doğru oldu önümüzdeki senelerde göreceğiz diyelim ve NFL'e geçelim.